Mithat Sancar, TTB 74. Büyük Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Sancar, şunları söyledi. TTB'nin çalışmaları mesleki anlamda önemli, insanlık açısından kıymetli. Ben de akademik hayatım boyunca yolumun çeşitli vesilelerle TTB'nin çeşitli çalışmalarıyla örtüşmesinden gurur duyarım. Kendi sicilimde TTB'de çalışmış olmayı zevk ve şeref olarak görüyorum. Pandeminin yarattığı tahribatları Şebnem Hocam ayrıntılı olarak anlattı. Sadece iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Pandemi, sağlığın kamusal niteliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. İkincisi, eşitsizliğin aynı zamanda büyük bir sağlık sorunu olduğunu gözlerimize soktu. Sağlık hizmetlerinin bütün insanlığın ana müştereklerinden olduğunu acı bir şekilde gösterdi. Burada yürütülen çalışmalar hem mesleki anlamda önemli hem bir ülkedeki insanların kamusal sağlığı ve hayatı açısından değerli hem de insanlık açısından son derece kıymetlidir. Hekimlerin mücadelesine verdiğimiz desteği buradan bir kez daha dile getirmeyi gerek duymuyorum. Hem mesleki ve özlük hakları alanında yürüttükleri mücadele, hem de ülkenin sağlıklı bir geleceğe ulaşması için demokratik alanda yürüttükleri mücadele önemli kazanımlar sağlamıştır, önemli bir birikim yaratmıştır. Bu birikimi yaratan bütün sağlık çalışanlarına partim ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlık kar hırsına, piyasa mekanizmasına ve tekellerin hoyratlığına bırakmamalıdır. Sağlık bir kamusal hizmet olarak görülmelidir. Hiçbir şekilde kar hırsına, piyasanın acımasız mekanizmasına ve tekellerin hoyratlığına bırakmamalıdır. Sağlık alanındaki temel hedefin bu olması gerektiğini savunuyoruz. TTB, Beyaz Eylem adı altında 30 yılı aşkın bir süredir bu hedefler ve amaçlar için kararlı ve değerli bir mücadele yürütüyor. Bunu da selamlamadan geçmeyi doğru bulmam. Öte yandan, emek bizim, söz bizim, şiarı da bütün alanlarda yaygınlaşması gereken önemli bir yol göstericidir. Son eylemlerde TTB bu şiarı diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte kamuoyunun önüne taşımış, bütün emekçilere ve toplumun tümüne mal etmek için elinden gelen her türlü çabayı sarf etmiştir. Karşımızdaki iktidar yalan ve talan üzerine bir düzen kurmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Talana karşı çıkan herkesi düşmanlaştırıyor ve baskı altına alıyor. Talan aynı zamanda bu düzenin alameti farikası diyebileceğimiz özelliklerin başında geliyor. Emeğin talanı, doğanın talanı, sağlığın talanı, özgürlüklerin talanı, demokrasinin talanı. Buna karşı kim mücadele yürütürse bu iktidarın hemen hedefine konuluyor. Ya terörist sayılıyor ya da hain olarak nitelendiriliyor. TTB'ye yönelik saldırılarının temelinde bu talan düzenine karşı yürüttüğü samimi mücadele yatıyor. Bu düzeni ayakta tutan bir başka sütun yalandır. Yalanı da kendi varlık sebebi olarak gören bir anlayışın, hak ve hakikat mücadelesi yürütenlere düşmanlık beslemesi anlaşılırdır. TTB'ye saldırıların sebebi verdiği demokrasi, hak ve hakikat mücadelesidir. İşte pandemi süreci boyunca bütün alanlarda gerçeği dile getirmek, hakikat mücadelesi yürütmek bu düzenin iktidarı için en büyük tehditlerden biridir. O yüzden de hakikat mücadelesini, gerçekleri ortaya koyma çabasını bastırmak ve bu mücadeleyi yürüten her özneyi hedef almak gibi bir politikası vardır. TTB'ye karşı yürütülen özellikle Genel Başkan Şebnem Hocam şahsında somutlaşan saldırıların temelinde işte bu demokrasi, hak ve hakikat mücadelesindeki kararlılık yatıyor. Bizler sağlığın kamusal bir hizmet olmasını talep ediyoruz, savunuyoruz. Bu konuda yürütülen mücadelenin aynı zamanda bizim mücadelemiz olduğunu savunuyoruz. Eşit, erişilebilir, nitelikli, ücretsiz, ana dilinde sağlık hizmeti temel hedeflerimizdendir. Bu konuda da yine TTB'nin yarattığı birikimin bizlere yol gösterdiğini belirtmek isterim. Birlikte mücadele mutlaka sonuç alacaktır. Aramızda bulunan, gençliğimizden beri kendisinden çok şey öğrendiğimiz emek, hak ve demokrasi mücadelesinde özel yeri olan Mahmut Ortakaya abimizin sürekli kullandığı bir söz ile konuşmamı bitireceğim. Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf olmaz. Birlikte mücadele mutlaka sonuç alacaktır. Güçlerimizi birleştirirsek bu talan ve yalan düzenini sona erdireceğiz.
74. Genel Kurul'un bu konuda önemli kararlara imza atacağına ve mücadele yolunu daha da açarak kararlılıkla yürüteceğine inancım tamdır. Kongrenize başarılar diliyorum, hepinize partim ve şahsım adına sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Mithat Sancar'ın PİRHA'ya verdiği röportaj. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, zorunlu din derslerinin sadece Alevilerin sorunu olmadığının altını çizerek, herhangi bir inanca yönelik baskı Türkiye'deki tüm demokrasi güçlerinin sorunudur. Zira bu sorun esasen demokrasi, özgürlük ve eşitlik sorununun ayrılmaz bir parçasıdır, dedi. Sancar zorunlu din dersi uygulamasının iktidarın tekçi ve baskıcı zihniyetinin açık bir yansıması olduğunu, Alevi inancının asimilasyonunda uygulanan bir yöntem olarak devreye sokulduğunu kaydetti. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, zorunlu din dersleri, cemevlerine gelen yüksek elektrik faturaları, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmaması, ittifaklarda Alevilerin yeri ve HDP milletvekillerine yönelik saldırılara dair PİRHA'ya konuştu. Herhangi bir inanca yönelik baskı Türkiye'deki tüm demokrasi güçlerinin sorunudur. PİRHA, Alevilerin yıllardır mücadele ettiği zorunlu din derslerine ilişkin ne söylemek istersiniz? Mithat Sancar, Türkiye'de Alevi inancına yönelik çok ciddi kısıtlamalar ve baskılar olduğunu biliyoruz. Alevilerin inancının tanınması talebi de yıllardır bir mücadelenin konusudur. Özellikle 12 Eylül'den sonra sistematik hale gelen bazı uygulamalar var. Bunların başında da zorunlu din dersleri geliyor. Zorunlu din derslerinin hangi amaçla ve içerikte verileceği konusu da uzunca bir dönem tartışıldı. Bu uygulama önce Türkiye mahkemelerine, daha sonra AHM'ye taşındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi din derslerinin zorunlu olmasının sözleşmenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, eğitim hakkını düzenleyen ek protokolünü ihlal ettiğine, ailelerin dini ve felsefi inançlarını açıklamak zorunda bırakılmadıkları bir muafiyet sisteminin hayata geçirilmesine hükmetti. İktidar, bu hukuk dışı uygulamaya son vermek şöyle dursun, aksine bunu yaygınlaştırmak istiyor. Fakat olması gereken, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılarak seçmeli hale getirilmesidir. Dünyanın birçok ülkesinde de bu dersler seçmeli ders statüsündedir, çünkü demokratik bir hukuk devleti, tüm inançlara eşit yaklaşmakla mükelleftir. Aleviler çok uzun yıllardır bu ülkede yok sayıldıklarını, kendi inançlarına yönelik ciddi bir baskı uygulandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Bu uğurda mücadele veriyor. Biz de Alevilerin haklı mücadelesini ve taleplerini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim en temel ilkelerimizden biri inanç özgürlüğü ve inançların eşitliğidir.